Merhaba arkadaşlar, oyun cehennemine hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Arkadaşlar en son bir birlik savaşı başlattık. Bu birlik savaşında son 2 saatimiz kaldı. Yani keşke savaş yaparken çekseydik video diyeyim size. Ben şu an arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim size. Şu an kaç kişi? 6 tane köye saldırılmış. Ben hepsini size teker teker izleteceğim. Bakalım yani kendimden de yani. Seçin en güzel saldırı hangisi? Yani mesela saldırıda bir hata varsa alta yazın. İnceleyelim yani hep beraber. Şöyle birden ya da sondan başlayalım arkadaşlar. MWW. Evet bakalım saldırıya. Zaten bu köyde saldırılacak. Yani kolay bir saldırı olması lazım. Arkadaşlar burada yani ben yaptım saldırı açıkçası. Bu benim diğer karakterim. Burada arkadaşlar dedim ki zaten diğer karakter düşük. Dedim şuradaki dedim büyücüyü dedim indirelim buradan da dedim diğer devleri vereyim. Klan kalesinde 6 levellik bilinciler vardı. Bilinci diyorum pardon devler vardı. Devleri büyücünün oraya saldım. Bilinci diyeceğim mi? Büyücü diyorum. Aynen bu devler büyücüyü indirdi. Diğer devler de buradan ilerlerken iyileştirmeye bastım. Bütün savunmaları zaten kırdı. Etrafından arkadaşlar İşte nedir? Goblinlerdir, okçulardır falan. Hepsini saldım teker teker. Bir iyileştirme daha atmış mıyım? Yok atmamışım. Boşuna dedim. İksir gitmesin. Yani böylelikle arkadaşlar bir tane 3 yıldız aldık. En çok beğendiğiniz saldırı arkadaşlar. Kaçıncı köye yapıldıysa 10 numara yazarsınız. Mesela 9, 10. Yani onu siz yazarsınız arkadaşlar. Bunun üzerinde G-Star var. Evet bunu da ben kendim karakterime yaptım saldırısını. Arkadaşlar klan savaşlarını yaparken size zaten söyledim. Bir taktik olsun. İlk önce şu etrafı şöyle bir inceleyin. Zaten klan savaşına girmeden önce klan kalesine bakın dolu mu boş mu ona göre zaten saldırınızı yaparsınız. Karşı taraf klan kalelerine hiçbir şey koymamış. Ben de bizim klandaki arkadaşların klan kalelerine birer tane ejder yolladım 3'er level. Burada ilk önce etrafa bakıyorsunuz. Bakın 2 tane işaretçi koymuş. Sağ alta ve sol alta ve sol üstte. Şöyle göstereyim. Diğer taraflarda bir şey yok. Buralara birer tane okçu salladım. Yani buradan önce de şuradaki boşluk vardı şurada. Oradaki bir boşluğu test ettim. Ne var ne yok diye. Ondan sonra galiba savaş anında bir karar değişikliği yaptım. Sağ köşeden doğru dedim. Saldırayım ben dedim. Oradan devleri yolladım. Devlerin biraz uzağından bombacıları. Yani bizim bu bombacıları. Arkadan işte klan kalesinden gelen devleri. Teker teker götürdük zaten. Burada kötü taraf şuradaki büyücü inmedi. O biraz kötü oldu. Bir tane iyileştirmemiz var 3 level. Devler böyle dolaşıyor. Bakın takır 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 götürüyor zaten. Hoppa %53. Ondan sonra bakın. Yani unutmayın. Köşedeki şeyleri birer tane okçu attım. Hatta ikişer tane okçu attım. Ve savunmalar yok olduğu için etraftan okçularımı saldım. Yani hızlı hızlı yok edeyim diye. Hızlı hızlı zaten yok ettik. Buraya bir iyileştirme attım devlerim yok olmasın diye. Zaten takır takır şöyle göstereyim. 3 yıldız da aldık buradan. Yani böyle tertemiz bir 3 yıldız aldık. Bu 9. köy arkadaşlar. Ya aşağı yazın. En iyi saldırı 9. köy veya 10. köy yapılmış diye yazın arkadaşlar aşağıya. Burada Wolverine saldırmış 7 numaraya Vay'e. Oo, ben bu saldırıyı izlemedim arkadaşlar. Şimdi ben olsam elinde ne var? 10 tane ejder. Bir tane klan kalesinden bir şey var. Evet kralı var. Şimşek mi? Bu enerji veren şeyin adı neydi ya? Onu unuttum bakın. Enerji veren iksirimiz var. Ben bu kişinin yerinde olsam nasıl saldırırdım? Burada bir hava savunması var. Burada bir hava savunması var. Bir tane de burada bir hava savunması var. Evet. Valla tam bir ne diyeyim size ya var ya, bilmiyorum ejderler sağlamsa problem olmaz ya. Bak şuradan iki yıldırımla kırmış buraya galiba. Bir tane de deprem mi atacak? Yok kırılmadı. Ulan ne şanssız adamsın ya. Valla kırılmadı ya. Şöyle yakınlaştıralım arkadaşlar. Yani dimdik ejderleri bir noktadan saldı. Diğer ejderi şu noktadan saldı. Ya yani yanlış tarafı şu an ben bir yanlışını fark ettim. Keşke diyorum yani 3 tane yıldırım alsaydın bir tanesini bari yok etseydin. Bir orada bir hata var. Bir de şuraya bir tane ejder saldı. O bir ejder zaten dimdik kendi intihar gibi bir şey oldu. Hoppa hadi bakalım.
Diğer ejder yukarı vursa kurtaracak. Hadi şurayı yukarı vur koçum. Vallahi zor duruma düşürüyor bu ejderler. Keşke hava savunmalarına dalsa ilk önce ejderler. Hoppa bak, şanslı taraf işte bak. Şurada güzel bir nokta oldu. Buradaki ejder buna vurmasa başka tarafa gitse bu ejder gidecek. Bu ejder gidecek, dışarıdan gelen ejderlerin canı da inecek. Belki de 3 yıldız olmayacak. Bu köye var ya, yerden saldırsan daha mükemmel olurdu ama tebrikler, iyi saldırmış. Bu kaçıncı köy? 7. köy. Şu ana kadar arkadaşlar 10. köy izledik. 11 ve ay, ne 11 lan? 11. köy mü var? 9 var, 10 var, bir de 7. köy. Yani aklınıza kalmıştır. Tekrar geri alın bakın isterseniz arkadaşlar. Bu saldırıda böyle bir ejderli bir saldırı olmuş. Evet, devam edelim arkadaşlar. Ya benim bir tane yaptığım saldırı var. Şu an başka köye saldırı yapmamışlar. Ya bir tane en alta iki kez saldırı yapılmışlar bir tane köye. Allah Allah. Şu aşağıda bize saldırı yapılmış. Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar 2 numaraya ben saldırdım. 1 numaraya da ben saldırdım. İlk önce 1 numaradan bir size göstereyim. Ya ben 1 numarada benim hatam neydi biliyor musunuz? Bakın şimdi. Ben şöyle adam böyle genişçe bir yer yapmış. Keşke diyorum 3 numaraya saldırsaydım. Belki de 3 numaradan da 3 yıldız alamazdık da. Adam şöyle genişçe bir şey yapmış. Şurada bir boşluk var. Şurada. Ben bütün askerimi bu boşluktan bıraktım. Yani şunun savunmasının içinde, bunun savunmasının içinde, bunun savunmasının içinde. Ondan sonra geliyor bu savunmalara geliyor. Yani buradan dimdik ne diyeyim size, saldırının içine düşmüş gibi bir şey oldum. Yani normalde ben de biliyorum girilmemesi gerektiğini ama işte nereden yani o anki psikoloji onu gerektirdi. Güzel taraf ne biliyor musunuz arkadaşlar? Okçuları tek tek etrafa saldım. 27 tane okçum var. 27 tane okçu tek tek birer tane şunları bıraktım. İçeride bunlar savaşırken bunlar dış cepheyi yok etti bir güzel. Şöyle size bir göstereyim. Bakın birer tane okçu koyun. Ya savunmanın içinde değiller. Bakın savunmanın içinde olmadığı için problem yok. Anlatabildim mi? Yani %50'yi dışarıda aldım. Şu raid'i alırsak yani %50'ye 2 yıldız oluyor. Bak devleri buradan bıraktım. Arkadan Pekkalar. Ya Pekkalar kayboldu. Ben Pekkaların nereye kaybolduğunu bulamadım ben. Hoppa bizim kral hemen mekana saldırdı. Burada devler ayrıldı. Yani diyorum ki keşke öyle saldıracağım arkadaşlar. Şuradan bizim bombacıları yollayıp şuradan bombacılarmış. Aynen bombacıları yollayıp şuraya atsaydım şu bölgeyi. Buradan işte Pekka'dır, kraldır falan yani okçular biraz çalışsaydı Pekka'dır, kraldır burayı şöyle bir atsaydım içeri dimdik bu taraftan girseydim şöyle mesela ala ala girseydim. Yani bakın yarısı buraya dağıldı, yarısı buraya dağıldı. Yani belediye binasını bile son anda aldım. Yani öldüm yani. Kralın özelliğiyle aldım. Yani kendi hatamın farkındayım. Bakın 2D burada, 2D burada, 2D burada. Yani tamamen hata üzerine hata bir saldırı yapmışım. Yani bakın burada hoppa çok fena büyücülerin patladı. Belki bu büyücülerin patlaması biraz daha ilerlerdim iç tarafa doğru. Yani hata böyle köyler arkadaşlar bir köşeden saldırın. Ortadan girmeyin. Bakın ben hata yaptım pişmanım. Şimdi arkadaşlar ikinci köyü benim favori köyüm. Ben bu kendi saldırımı hakikaten beğendim. Yani %100 alınabilecek bir köy. Yani ben hakikaten kendi saldırımı beğendim yani. Benim favori köyüm bu. Hemen köşelere baktım. Birer tane okçu aldım köşelere. Bunun dışında arkadaşlar bir tane bir hatam vardı. O hatada ne? Şu iki şeyin arasında şöyle yakınlaştırayım size. Şuranın ikisinin arasında zıplatma falan olacağı yani belli ama işte bizim aklımıza gelme dediğim. Ben dedim ki beşer tane biniciyle ben bu havanları alırım. Ondan sonra iyileştirme ve benzeri şeylerle de ilerlerim. Ben arkadaşlar binici üstten mi denedik? Bir yerden binici yani köşelere okçuları koyduk. Aynen köşelere okçuları koyduk. Hop bakın şimdi biniciyi yukarıdan deniyoruz tamam mı? Hoppa bak kaç tane binici havada. Biniciler havada şu an. Ulan 3 tane binici böyle gitti. Keşke bir tane yollayıp oradaki havaya atan şeyi indirseydim. Sonra 2 binici daha yolladım. Bu havanı indirdik. Ondan sonra bir binici bu yolladım. Dedim bakalım zıplatan var mı? Zıplat olmadığı için tek tek şimdi 6 taneyi de buraya yolluyoruz. Hop tertemiz. Yani şu an arkadaşlar adamın
Savunmasını zaten hava savunmasının %50'si gitti, %60'ı gitti yani okçular, büyücü kulelerini saymıyorum. Şimdi buraya bir tane dedim şu büyücünün dedim saldırısını bizim krala çekeyim. Buraya bir tane şey gönderdim. Şu güç veren şeyin adı ne ya? Enerji içeceği gönderdim. Oradan işte ejderlerle girdim sağdan soldan. Dağıta dağıta zaten şöyle göstereyim. Şu şekil girdim. Şöyle biraz da hızlandırayım, canınızı da sıkmayayım fazla. Şu şekilde arkadaşlar hızlı hızlı %100 aldık buradan şükür. Yani Allah'tan dağılma ve benzeri bir şey olmadı bu sefer. Normalde bir tarafa dağılıyor. Tıkanıyor zimdik. Bu sefer güzel eşit bir şekilde dağıldı gitti yani ejderlerimizde. Heh, bir tane de burada kaldı. İki saniye yok yani şurada iki saniye göster de. İki saniye değil yani daha bir dakikan falan vardı. Şu an arkadaşlar size hangilerini göstereyim? 1, 2, 7, 10 ve 9. 5 tane saldırı gösterdim arkadaşlar. Diğerleri daha saldırmamış. Şu an 2 saatimiz var. İnşallah da kazandık. Arkadaşlar sizce en güzel saldırı hangisi? Yani şu an anket gibi bir şey olsun. Aşağıya yoruma yazın. Ben mesela 7 numarayı beğendim. Ben 6 numarayı beğendim. Yazın aşağı. Şey yapalım. Test edelim arkadaşlar. Yani bir anket gibi bir şey olsun. Bir de size Lord'a size saldırmışlar. Bize bir kişi saldırmış sadece. Onu göstereyim. Bizim ejder vermiştim ya şeye, klan kalesine. Hop ejder böyle tertemiz ediyor. Tabi. Ya bak şu an adamın şuradaki hatasını söyleyeyim. Okçuları bir anda koymayacaksın ejderin karşısına. Şöyle tek 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 etrafına tek tek dizileceksin. Çünkü ejder üflediği zaman grup çalışması yapıyor. Öyle tekli olmuyor. Ondan sonra dimdik etraftan doğru okçularla giriş yapıyor. Tabi adam 150 tane kaç 100 120 tane okçu almış. Hoppa vallahi var ya. Kralı da var. Okçular. Vallahi kralı olmasa var ya. Hakikaten bak ben açık ve net diyorum. Kralı olmasa şey 3 yıldız alamaz. 1 yıldız alır çıkar. Yani bu saldırıya 3 yıldız hakikaten hak etmiyor zaten yani. Hatta 2 yıldız bile hak etmiyor. Kral kazanmış. 200 okçu bir kral. Yani şu okçuların yerine biraz dev koysaydı biraz takviye daha güzel olurdu. Ulan kendi bize olan saldırıyı tebrik ediyoruz. Arkadaşlar 2 saat sonra bu savaşı kazanırsak o mis 600 bin altın 600 bin iksir 2K'da kara iksir gelecek. Yani inşallah bu saldırıyı da kazansak mükemmel olacak. Bakalım arkadaşlar en son yaptığımız saldırılarda güzel saldırımız var mı? 360 bine 400 bin 295. Bunları arkadaşlar biraz kupayı düşüreyim de şey yaptım. Yani 2000 lira falan mı? 1900 küsuratlara çıktım. Köy gelmemeye başladı yani. Altınsız köy gelmeye başladı. Yok ya güzel saldırımız yok. Bir tane bizim eniştenin attığı bir saldırı var. Aynen. Hoppa ganimete bak ya. Mis gibi ganimet. Şöyle ganimet bize gelse var ya mükemmel olur. Arası denk geliyor da. Yani denk geldi geçen. 500 bine 500 bin onun videosunu çekecektim de silinmiş galiba ya. Sıfırlanmış. Hızlandıralım. Oh, mis gibi krallar şeyler devler ortadan gidiyor. Devler dolaşırken etraftan büyücüler geçiyor. Hoppa şuradan mis gibi. Oh valla çok güzel gidiyor. Valla helal olsun. Hop. Oh büyücülerde yani resmen şey çalışması. Altın çalışması gibi bir şey olmuş. O oh, helal olsun ya 400 bine 400 bin mis gibi ganimet. Valla mis gibi ganimet ya keşke bize de gelse. Arkadaşlar dediğim gibi fazla da uzatmayayım. 1, 2, 7, 10 ve 9. Bu köylerden hangisi daha güzel saldırmış? Aşağıya yazın bir bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.